Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle minik bir şort çalışması yapacağız. Şortumuzu daha yaşı küçük, ayı küçük bebeklerimiz için çalıştık. 0 3 ay, 4 aylık bebeklere uygun bir çalışma. Ee, çalışmamızı yapmak için bir adet ip kullandım ee, etrofil baby can kullandım dilediğiniz marka ve ürünleri tercih edebilirsiniz yumuşak dokusu olan güzel bir ipti ee, ve süsleme amaçlı aplikeler çalıştım iki tane havuç yaptım ve bir tane de e, tavşanımı ördüm. Evet arka kısmı için ise bir tane pompon kullandım. Şu şekilde dilerseniz pomponu da iplerimize de yapabilirsiniz. İçi yumuşak olan çünkü popo kısmında kalacağı için bu pomponun içi sert olan ürünler tercih etmememiz lazım. Bebeğimizi rahatsız etmemek adına. Askılarımızı beyaz renkli çalışıp kenarını mavi ipimle sık iğne olarak ördüm. Dilerseniz çapraz, dilerseniz düz olarak kullanabilirsiniz. Tamamen kendi inisiyatifinize kalmış. Evet, 3 numaralı tığımı kullandım. Ve bu şekilde hazırlıklarımızı yaptıktan sonra hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek bel lastiğimizi örmeye başlayalım. Bir tane düğümüm atıyorum. İpimi gevşettikten sonra zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincirimi çekiyorum ve hemen geriye dönüş için saymaya başlıyorum 1 2 3 4 4. zincir yuvasının içerisine başını bir defa doladım giriyorum ipimi çıkarıp hepsini tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum sıradaki zincir yuvasına giriyorum çekiyorum ipimi tek seferde alıyorum. Giriyorum, ipimi geçiriyorum, kapatıyorum tek seferde. Zincirlerimin tamamında birebir bu işlemi tekrar ederek ilerliyorum. Çekiyorum ve son zincir yuvamı gelerek batıyorum ve yine tek seferde çekiyorum sırasıyla bütün zincirlerimizin içerisine başını bir defa dolayarak girdim ve tek seferde ördüm şimdi en son trabzanımın üzerine iki tane zincir ilave ediyorum bir iki örgümün arka yönünü çeviriyorum ve şöyle bakalım şurada görmüş olduğumuz örgülerimizin dış kanadından alarak örmeye başlayalım. İki zincirimiz vardı. Bakın zincirimizin birincisi ve ikincisi bu. Hemen şuraya başını dolayıp batacağız. Bir ve iki zincir. Bakın zincirleri yanlışlıkla batmıyoruz kenarda duranlara. Tığımın başını doluyorum. Hemen şurada bakınız. Parmağımın yanında bulunan kısmın dış kanadından girerek alıyorum. ipimi. tek seferde kapatıyorum. Tığımın tekrar başını doluyorum. Dış kanattan giriyorum, alıyorum. Tek seferde kapatıyorum. Tığımın başını dolayarak girip dış kanattan giriyorum. Tek seferde kapatıyorum. Bütün trabzanlarımı başını bir defa dolayıp dış kanattan giriyoruz ve tek seferde kapatıyoruz. Şöyle dış kanattan çekiyorum. Dış kanattan geliyorum ve kapatıyorum. Şöyle görelim bakınız. Birer birer bütün trabzanlarımızın üzerine batarak dış kanattan kapadım. Bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Çekmiş olduğum iki zincir burada. Yine Hemen dış kanattan örmeye başlıyorum. Yeterli bel ölçüsüne ulaşana kadar bu şekilde çevirerek hep dış kanattan bir defa başını dolayıp tek seferde çekerek örüyoruz. Yeterli ölçümüz gelene kadar. Arada trabzan sayılarını kontrol ederseniz güzel olur. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar bazen daralma ya da artışa gidebilirler. Şöyle çeviriyorum bakınız. Lastiğimiz bu şekilde olacak. Evet şimdi aynı işlemimizi tekrar ederek örmeye devam edelim. Belimizin lastiğini yeterince ördüm. 0-6 aylık bebekleri için örüyorum. Bitişimle başlangıcımı şu şekilde birleştiriyorum. Bakınız ipimiz örgümüzün hemen önünde. Diğeri de bu tarafta. Şurada görmüş olduğunuz şu ilmeklerden girerek birleştirme işlemini yapıyoruz. İlkini taktım. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Diğer taraftan yeniden takıyorum. Alıyorum. Geçişimi yapıyorum buradan alıyorum diğer taraftan tam karşılığına denk gelen yerden giriyorum sadece ilmeğimi geçiriyorum alıyorum diğer taraftan sıradan takip ediyorum ipimi alıp ilmeğimden geçiriyorum ve bu şekilde uç kısmımıza kadar birer birer ilmeklerimizi geçirelim sadece ilmeğimi geçiriyorum birleştiriyorum şöyle görüldüğü gibi alıyorum karşıdan ipimi alıp geçiriyorum buradan diğer taraftan sadece ipimi geçiriyorum son ilmeğimi de alıyorum ve geçiriyorum. Son birleşmemizi de yaptım. Şöyle görelim. Şu şekilde birleştirdik. Şöyle görelim. Evet şimdi çevirelim iç kısmımızı. Şu şekilde ipimiz yukarıda, ilmeğimiz burada. Hemen örmeye başlayalım. Burayı düz taraf olarak kullanıyorum. İpimi yatırıyorum alta. Bir tane zincir çektim ve üzerine bir tane daha ekledim. Tığımın başını doladım. Hemen yanındaki trabzanıma batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Düz saç örgüsü gibi olan yere batıp tek seferde çekiyorum. Hemen bakınız şu kısma batıyorum bir defa. Yandakine batıyorum bir defa. Saç örgüsü gibi olan bölüme batıyorum. Birer birer bakınız. Buraya batıyorum. Buraya batıyorum ve saç örgüsüne. Burası, burası, burası. Bura, bura çukurun her iki yanı ve saç örgüsü görüntüsündeki olan, yani düz örgü görüntüsündeki olan kısma batıyorum. 1 2 3 1 2 3. Başını doluyorum. Bu şekilde sona kadar geliyorum. 3.'yü batıyorum. Tekrar 1 2 saç örgüsü olan 3 başını doluyorum 1 2 ve 3 1 2 ve 3 başlangıç noktamıza kadar örerek gelelim bir defa dolayıp tek seferde çekerek baştan sona ördüm. Yalnız e, santim olarak ölçüsünü vermeyi unuttum. O yüzden sayı olarak sizlerle sayalım. E, bir fikrimiz olsun. Şöyle düz örgülerin bulunduğu yeri sayıyorum. Bakınız burası başlangıç. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Tam 27 adet e, bu düz örgüden örmüşüm. Hemen yine santim olarak ölçüsünü vereyim. En azından bir fikrimiz olsun. Tutuyorum. Birden 22. Yani şöyle tuttuğumuz zaman 44 santim belimizin ölçüsü olmuş. Tamamı 44 santim oluşmakta belimizin. Evet şimdi trabzanımızı örmeye başlayalım. En son trabzanımı ördükten sonra zincirden olan trabzanıma batıyorum. Şu şekilde ilmeğimi kaydırıyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra birer birer örmeye başlıyorum. 3 defa da çekiyorum. 2 Bakınız sırasıyla burada biraz belimizde artış yapacağız ilmeğimise düzelttikten sonra çok fazla bir artış istemiyorum. Sadece hafif bir artış olacak. 2 4 6 7 8 9 Onu çift örelim. Atıyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. 10. trabzanımızı iki defa örelim. Tekrar başlıyorum. 1 2 3 4 5 Trabzan olduğu için hızlı örebiliriz. 6 7 8 9 10 onuncuya iki defa batıyorum bir aynı yere bir daha şöyle sayarak görelim 2 4 6 8 10 bakınız 9 10. 2 defa sayıyorum 2 4 6 8 9 10. yine çift örüyorum ve sıramın başına kadar 9 tane tek 10. çift olarak örüyorum sıramızın sonuna kadar örerek geldim her 10. trabzanımızı çift olarak ördük bakınız çift 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 9 tane tek bir tane çift ve sıramızın sonundayız şimdi ilk zincirden oluşan trabzanımın üçüncüsüne gelerek batıyorum ilmeğimi geçiriyorum örgümün arkasını çeviriyorum 1 2 3 zincirimizi çektikten sonra birer birer trabzanlarımızı örmeye başlayalım her bir trabzanımı bir defa örüyorum. Bir defa doluyorum. Üç defa da çekiyorum. Bir dolayıp üç defa da çekiyorum. Birer birer bakınız. Hepsine batıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemimizi tekrar ederek örelim. Bir defa dolayıp üç defa da çekelim. Artma eksilme yapmayalım. İkinci sıramızı da örerek geldim. En son trabzanımızı ördüm. Ve zincirden oluşan trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ilmeğimi yine geçiriyorum. Bu kez içeriden örmüştük. Bakınız tersten. Çeviriyorum. Çevirdikten sonra bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Hemen trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bir ters yüzden içerden bir düz yüzden örerek e, yeterli basen ölçüsü olana kadar örmeye devam edeceğiz. Farklı hiçbir işlem yapmıyoruz. Zaten bir sıra artışımızı yaptık. E, bacak ayrım yerine kadar işlemimizi yapmadan ilerleyelim yalnız şurada bakınız 3 tane zincir çekmiştik 2 tane çekersek daha güzel olacak sanki bakın şurada boşluk olmayacak 2 tane çekelim ilk başlangıç zincirini arada boşluk kalmasın Evet şimdi düz yüzden örüyorum bir düz yüzden bir içten yani bir dıştan bir içten örerek biraz büyütelim Trabzanlarımızı bir arkadan bir önden örerek yeterli ölçüye geldim. Bir baştaki sırayı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıra ördüm ve bacak arası için ayrım yapmaya hazırız. Yine en üst kısmından aşağı kısma kadar ölçmek istiyorum 19 buçuk santim bacak aralığına keseceğimiz bölüm Evet yaş grupları için daha büyük öreceksek bir santim daha fazla örmemizde yani bir sıra daha fazla trabzan geçebiliriz Evet arkayı çeviriyorum arkamıza geçişi birlikte yapalım başlangıçtaki zincirden oluşan trabzanıma geçiyorum ve ipimi bu şekilde geçiriyorum örgümün arkasını çeviriyorum ve e, buradan bacak arası payı örmeye başlıyorum 1 2 tığımın başını doluyorum ilk trabzanımın dibine batıyorum 3 defa da alıyorum 3. trabzanımı örüyorum 4. trabzanımı 5. ve 6. trabzanımı örüyorum 1 2 3 dönüyorum sırası ile birer birer üzerlerine altı trabzanımızı örüyoruz bacak aramızı rahatlatma amaçlı bu işlemimizi yapmaktayız 1 2 3 çeviriyorum Üçüncü kez örüyorum. Bir, iki, üçüncü sıradayız. Üç, dört, 3 sıra trabzanımızı ördükten sonra 6 trabzan olarak 2, 4, 5 ve 6 her iki bacağımızın da yanlardan sayalım. Ortada tam 6 tane trabzan kalacak şekilde ayıralım. Sağ ve sol trabzan sayımız eşit olsun. 41 yönde 41 yönde benim bacaklarımda. Şimdi sağ tarafta ve sol tarafta olarak ayırdım. Şimdi karşıya yani tam şu ortaya da 6 tane trabzanımızı ayırdık ki buradaki bölümümüzü bu kısma birleştirelim. Bacaklarımız eşit bir şekilde ayrılmış olsun. Mutlaka şuradan itibaren sayalım gelelim. Buradan da itibaren sayıp gelelim. Ortada 6 ilmeğimizi ayarladıktan sonra her ikisini eşitleyelim. Zaten şu şekilde ayarladıktan sonra buradan sayarak gelip göz kararı işaretimizi koyunca buradan da sayarak gelelim ortaya altımızı ayarlayalım hangi tarafı fazla ya da eksik saydıysak bu kısmı denkleştirdikten sonra burayı birleştirme işlemimizi yapalım Evet şimdi ipim bu tarafta bakınız burada ipim hemen şişim tığıma takıyorum ipimi şuradan işaretimi bulunduğu noktadan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 bakınız ilk trabzanın dıştakine bakın dıştaki bölüme girerek batıyorum ve ipimi geçiriyorum bu tarafa şöyle ipimi yarımlamadan geçirmek istiyorum dış tarafına battım ipimi sadece ilmeğimin arasından geçiriyorum ve sonrasında yeniden ikinci trabzanıma şu şekilde batalım ikincinin üzerine geliyorum Karşıdaki trabzanımızın ikincisinin de dış tarafından alalım. Her ikisinin bu şekilde ipimi geçiriyorum. Alıyorum. Buradan dış taraftan alıyorum. Üçüncü trabzanı yine dış taraftan alıyorum. İpimizi geçiriyoruz dış taraftan giriyorum karşısında yine aynı dıştan alıyorum ipimi alıp sadece ilmeğimi akıtıyorum bakınız şu işaretlerimizi de çıkaralım artık şöyle takıyorum alıyorum geçir en son Evet, birleştirme işlemimizi bu şekilde yaptık bakınız. Sağ ve sol bacaklarımızı eşit bir şekilde ayırdık. Şimdi bacaklarımızın kenarları için lastik çalışmaya başlayalım. İpimizi koparmıyoruz hemen. Bulunduğum noktada zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Bütün trabzanlarımın üzerine birer tane trabzan örüyorum. Her bir trabzanımızı sırasıyla. Hiç atlamadan ilerleyelim. Bir yuvarlağımızdan diğer şu kısma kadar gelelim. Minik şortumuz çok çok kolay yapımı. Bacak arasını eğer tığla zorlanırsanız hemen ipimizi oradan koparıp dikiş iğnesiyle de dikebilirsiniz. Yapacağınızın en güzelini yaptıktan sonra emin olun her şey çok güzel olacaktır. Rahat olalım. Gelmeden kendimizi nihayetinde sevdiklerimizi üzerinde en güzelini görmek istiyoruz. Evet sona kadar ilerleyelim. Evet şöyle dolaşarak geldim bakınız yan taraftan. Tam bacak arasının bulunduğu noktadayım. Oraya da giriyoruz. İlk trabzanıma batıyorum. Hemen bakın dibine batıyorum. Yan çeviriyorum. İki tane trabzan örüyorum. Bir ve iki. Birinci trabzanımıza iki trabzan. Diğer trabzanıma yine iki tane trabzan. Bir ve iki. Son trabzanımıza bir ve iki. Ve şurada zincirimi çektiğim noktaya geliyorum. Geçişimi yapıyorum ve bacağımızın lastiği için ilk sıramızı örmüş oluyoruz. Şimdi arkayı çevirmeye gerek yok çünkü lastik örgüsü çalışacağız. 3 zincirimi zincirimin üzerine çektim. İlk trabzanımı tığımı yandan girdirerek gövdeden örmeye başlıyorum. 1, 2 ve 3. İkinci trabzanımı ardından giriyorum. İçeriye doğru iterek ilmeğimi geçire 1 2 3 bir ters bir düz örgü görüntüsü kazandırıyoruz yandan yine girdim ardından giriyorum 1 2 3 sırasıyla bir yandan 3 defa da alıyoruz diğerini ardından şu şekilde bakınız sıra sonuna kadar işlemimizi tekrarlayarak ilerliyoruz. Ardından başlangıç yerimize kadar gelelim. İkinci sıramı örerek tamamladım ve başlangıç noktasının bulunduğu yerdeyim. Zincirimi çektiğim yerde zincirimin hemen arkasına şu şekilde geçişimi yapıyorum tekrar üçüncü bir lastik sırası örmek için üç tane zincir çekiyorum bu sıramızda bakınız ilk ördüğümüz düz sıramızda lastik görüntüsüne e, ulaştı şimdi üçüncü kez kabartılı olanları yandan içte kalanları ise ardından girerek örüyorum bir defa doluyorum yandan giriyorum 1 2 3 diğerinin ardından 1 2 3 bir tanesini yandan iç bakınız ardından 3 sırada lastiğimi tamamlıyorum İpimi yarımladığım için çözdüm sona kadar ilerleyelim başlangıç noktamıza geldim 3 sıra yeterli hemen arkasına zincirimizin geçiyorum ilmeğimi kaydırarak geçiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi keserek şortumuzun bacağının bir tanesini bu şekilde tamamlamış oluyoruz şimdi aynı işlemimizi diğer taraf için yapıyoruz bir tane zincirimizi çekelim bacağımızın şuradaki ara kısmından başlayalım şöyle şuradan bakınız hemen dipten başlıyorum ön yüzden örüyorum 1 2 3 ipimi alta alarak gizliyorum sırayı tamamen dolaşarak tamamlıyorum. Ve yapmış olduğum işlemin birebir aynını hem şu kenarlara ikişer ikişer trabzanları örüp 3 sırada tamamlıyorum. Birinci sıram düz 2 ile 3 bir yandan bir ardından alma şekliyle örerek tamamlanacak. Şortumuzun her ikisinin paçasını da örerek tamamladım. 3 sıra lastiğimizi ördüm ve yeterli oldu. Şöyle askımızın bir tanesini beyaz olarak ben çalıştım. Kaç sıra çalıştığımıza bakmak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ve 49 defa başını bir dolayıp çekerek ördüm. Diğer tarafını da sizlerle birlikte başlayalım. Bakınız ayarlamamızı şu şekilde yaptım. Şurası tam orta birleşme yeri. Bakınız bir, şuradaki saç örgü bölümüne bakalım. Bir, buraya tekrar işaretimizi koyalım. Bir, 2. elime koyuyorum. ikinciyi bu tarafa tığımı koyuyorum. 2. Diğerinin bakınız şuradaki çukur olan kısımla hemen saç örgüsü yanından başlamışım. Şöyle diyelim. Bakınız şöyle. Hemen o yönden örmeye başlayalım. Tığıma zincirimi çekerek düğümümü atıyorum ve hemen örmeye başlıyorum. Şuradan başlıyorum ipimi yarımlamadan alalım. Bazı iplerimiz çok yarımlanabiliyor. Bir, yanındaki saç örgü bölümüne batıyorum. İki, diğer yana batıyorum. Üç, diğer yana batıyorum. Dört, saç örgüsü bölümüne batıyorum. Beş, saç örgüsün hemen yanına batıyorum. Altı saç örgüsü dediğim şu düz olan örgümüz. Bakınız, altı tane trabzan üzerine çalışmamızı başlattım. Burada da iki, dört ve altı. 2 4 ve 6 Şimdi 1 2 bu yönde zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Zincirimi çektiğim yerin hemen dibine bakın. Dibine karşıya değil. Dibine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. İki zincirimizi tek seferde çektim. Hemen bir sonrakine batıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Sırasıyla ile birer birer trabzanlarımın üzerine batıyorum. En son zincirden çektiğim trabzanıma da batıyorum. Bitirdiğim yerde 1-2 zinciri çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen bakın şuraya batıyorum. Burada trabzanımız. Buraya batıyorum. 1 zincirden sonra sayıyorum. 2-3-4-5 6 zincirden sonra lütfen dikkat edelim 6 defa battık 2 tane zincirimi çekiyorum çeviriyorum yoksa düzgün olmaz bakın zincirimiz burada hemen göze batıyorum bakınız battığımızda sayıyorum 1 2 ayırmıyoruz da bakınız katları hepsini birlikte alıyoruz 3 4 5 ve 6 Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Şu kenarımız çok düzgün olur bu şekilde çalıştığımızın ilk gözün içerisine batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 1 2 zincir çeviriyorum. Dibine batıyorum. Çekiyorum. Başını dolayıp çekiyorum. 2 3 4 5 ve 6. 1, 2. Bu şekilde diğer ölçünün aynısı olacak şekilde örelim ve sonrasında yeniden görüşelim. Şöyle görelim. Bakınız gayet düzgün bir şekilde yukarıya doğru çıkıyoruz. Beyaz rengimizde her iki askımızı bitirdikten sonra mavi ipime bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve bu beyazların kenarına mavi bir şerit halinde örmeye başlıyorum. İlk trabzanıma giriyorum beyazıma, ipimi şöyle alarak gizliyorum. Hemen sıradaki trabzanıma girerek bir tane sık iğne örüyorum. Aynı yere bir sık iğne daha örüyorum. Bakınız iki sık iğnem ördüm. Diğer trabzanıma geçişimi yapıyorum. 1, 2. Diğer trabzanıma geçişimi yapıyorum. 1, 2. Diğer trabzana, her trabzanımıza ikişer ikişer sık iğne örerek bütün çevresini tamamlayalım. 1, 2. Başını dolamıyoruz. Bakın sık iğne şekliyle çalışıyoruz. 1, 2. 1, 2, bakın şöyle 1, 2, zaten beyaz kısmının bir defa başını dolayı çekmiştik. Öyle olunca kenarda iki tane sık iğne çok rahat kurtarmakta, hiç boşluk kalmamakta sağında ve solunda. Evet şu şekilde ilerleyelim. Köşemin bulunduğu noktaya kadar her trabzanımıza ikişer defa batarak geldim. Bakın buraya düğmemi dikmiştim. İki defa buraya battım. Köşe dönüşü olduğu için tığımın başını dolamadan yine geliyorum batıyorum. 3 dönüşleri güzelleştirmek için üç. sonrasında birer birer batıyorum. Her bir araya bir tane her bir araya bir tane sık iğnemi örüyorum. Yine köşedekini 3 defa örüyorum. 1, 2 ve 3. İkişer ikişer yukarıya doğru da ilerliyorum. Şöyle görelim. İlerleyelim. Sonra kadar ikişer ikişer örerek geldim. Son kısmı ise yine 2 2 örüyorum. Son 1 2 başlangıç yerine baktız. Mavimin olduğu yere batıyorum. İpimi geçiriyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz ve askımızın her ikisinin çevresini bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Tavşanımı örmek için beyaz ipimi alıyorum. Zincirimi çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle ilk zincir içerisine girerek kapatıyorum ve çekiyorum. Minik bir halka yaptım. 1, 2, 3. 3 tane zincirim çektikten sonra yuva içerisine girerek trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1, 2, 3. Bir defa dolayıp 3 defa da alıyorum. Aynı yuvaya giriyorum. Zincirimle birlikte 3 tane trabzanım oldu. Devam ediyorum. 4, 5 başını bir defa doluyorum ipimi de bakın alttan şöyle götürüyorum bir doluyorum yuvaya giriyorum 3 defa dalıyorum 1 2 3 sımsıkı dolana kadar dolduruyorum şöyle sıkıştırıyorum biraz ve yeniden açılan yere tekrar trabzanlarımı dolduruyorum son bir tane daha yapmak istiyorum Evet son trabzanımı da ördüm şöyle ipimi çekip ardından orta boşluğu kapadım ve ilk zincirden ördüğüm trabzanımın tepesine geçiyorum Atıyorum sadece başına bakınız ipimi aldım diğer ilmeğimin içerisinden geçirerek burada güzel bir e, birliktelik yapıyoruz. Evet kapadıktan sonra e, trabzanlarımızı sayalım kaç tane olduğunu 2 4 6 8 10 12 14 16 ve 17 toplamda 17 tane trabzanla 5 zincirimizin içerisini doldurduk ve şimdi üzerine örmeye başlayabiliriz. Hemen yandaki trabzanımın tepesine geçiyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir sonraki trabzanımın tepesine geçiyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bu üçüncü kez ilmeğimi kaydırdığım trabzanım. Üçüncü trabzanımın üzerinden bir, iki, üç, dört, beş tane zincirimi çekiyorum. Çekmiş olduğum beş zincirden dördüncüye yani bu beşinci zincir dördüncüye girerek batıyorum bir tane sık iğne örüyorum bakınız beşinci zincir dörde geliyorum bir tane sık iğne örüyorum hemen yanındaki zincire de girerek ikinci sık iğnemi örüyorum bir defa başını doluyorum iki sık iğneden sonra sıradaki zincir yuvasına giriyorum bir defa başını dolayıp tek seferde çekiyorum tekrar tığımı başını doluyorum aynı yere girerek bir defa doladım tek seferde çektim aynı yere bakın sık iğneler farklı farklı yerlere girmiştim başını dolayıp çektiğim aynı yere iki defa girdim tığımın başını doluyorum son zincir yuvasını bir iki üç defa da örüyorum tekrar aynı yere bir daha giriyorum bir iki üç burada kulağımızın ilkini yaptım ve hemen öndeki bakınız şurada batmıştım bir ilerideki yani bir önündeki trabzan üzerine gelerek buraya birleştiriyorum ve kulağımın tekini örmüş oluyorum araya bir defa daha sıradaki trabzan ilmeğimi kaydırıyorum ikinci trabzanın üzerine geçip ilmeğimi kaydırıyorum ve tekrar bir 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Dördüncü zincire geri dönerek bir tane sık iğne. Bir sonraki zincire girerek bir sık iğne. Başını doluyorum. Sıradaki zincire girerek iki defa tek seferde çekiyorum. Başına dolamış oldum. Trabzanım mı? Bak, bakınız, ipimi şöyle alıyorum. İki defa da tek sefer çektim. Bir defa başını doluyorum. Son zincirimi bir. 2, 3. 3 defa da örüyorum. Yine aynı yere girerek 1, 2, 3 defa da örüyorum. Evet kulağımıza 5'er zincir çektik. 2 tane farklı yere sık iğnemizi 4 ile 3'e sık iğnemizi ördük geri döndüğümüz zaman daha sonra 2'ye iki, 2 defa başını dolayarak tek seferde çektik ve en son zincirimizi bir defa dolayıp 3 seferde çekerek bu kulağımızı ördük. İkinci kulağımızı hemen dibine batıyorum. Bakın kendi dibine. Şöyle eğim olmasını istediğim için diğer yöne doğru. Bunu ileriye yapmıştık. Bakınız bunu kendi dibine batırarak ördüm. Ve devam ediyorum. Bir tane ilmeğimi kaydırıyorum. İpimi yarım aldım. Hemen düzeltmek istiyorum. İpimi bakın ilmeğimi kaydırdım. Batıyorum. Şu şekilde aldığım zaman ilmeğim kayıyor. Bir, iki tane ilmek kaydırdım. Üçüncüye geliyorum. Üç tane ilmeğimizi kaydırdık. Şöyle görelim. Bakınız. Biraz daha devam edelim. 3 4 5 trabzan ilmeğimizi kaydırarak devam ediyorum. 6 tane ilmeğimizi kaydırdım. Bakın şöyle kulaklarımızı oturttuk. 6 7. kaydırıyorum. Ve 8. de artık son kaydırmamı yaptım. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve örüyorum. Bakın şöyle. Burası kafamızın arkası olacak. Şuradayız şimdi. 3 zincirimi çektim. Hemen zincirimin yanına bir tane daha trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. 1, 2, 3. Aynı yere bir daha giriyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. İkinci trabzanımı 3 defa ördüm. Birinciyi 2 defa örmüştüm. Yanındaki trabzanımı örüyorum. Yine 3 defa 1. Aynı yere bir daha batıyorum. 2. Aynı yere bir daha batıyorum. 3. 3 tane trabzan ördüm. İlkini 2, iki, ikinciyi 3, üç, üçüncüyü yine 3. Üç. Son trabzanımı yine 3 defa örüyorum. 1. 2 ve 3. şöyle görelim 3 defa ördüm şöyle daha güzel görünecek 3 defa ördükten sonra yeniden örmeye diğer sıradan devam ediyorum son sıramızın üzerine 1 2 3 tane zincirimizi çekelim son trabzanımıza ve toplamda da şöyle bakalım 2 3 tane daha ördük 5 3 tane daha ördük 8 3 tane daha ördük 9 10 11. 11'in üzerine 3 zincirimi çektim. Örgümü yönü çevirdim. Her bir trabzanımı bu kez birer defa örüyorum. Hepsinin üstüne bir batıyorum. Bir batıp 3 defa da alıyorum. Minik sevimli tavşanımızı bu şekilde örüyoruz. Son iki trabzanım kaldı. Ve zincirden döndüm. tarşanı, trabzanımı da yine örüyorum. Evet şöyle tekrar bakmanızı istiyorum. İki sıra gövdemizi ördük. Şimdi üçüncü sıramıza başlayalım. Üç zincirim çekiyorum. Bir, iki, üç. Geriye çeviriyorum. Bütün trabzanlarımızı yine bir defa dolayıp 3 defa da örüyorum. Ve bakınız kulaklarının olduğu tarafa doğru devam ediyorum. Hepsini örüyorum. En son trabzanıma da batarak örüyorum. son trabzanımı da ördükten sonra kulağımızdan tarafa dikkat edelim şimdi burada 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum aynı yere giriyorum iki defa da örüyorum üçüncüyü çekmiyorum aynı yere tekrar giriyorum iki defa örüyorum üçüncüyü çekmiyorum 4 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 tane ilmeğimiz oldu. Bir tane daha. 1, 2, 2 defa alıyorum. Üçüncüyü almıyorum. Bir daha girelim. 1, 2. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsini aynı anda çekelim. Ve kapatalım. Burada tavşanımızın kuyruğunu oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere şuraya bakınız gelerek batıyorum. Şöyle. Tavşanımızın burada güzel bir kuyruğunu oluşturduk şöyle toplu bir şekilde ve aşağıya doğru devam ediyorum. ilmeğimi alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Tırabzanıma bir defa batıyorum tığımın başını dolayarak birer birer aşağıya iniyorum. Tek seferde bütün trabzanlarımı örüyorum. İleriye doğru. Son trabzanımıza bakın. Son iki trabzanımızı ise sık iğne olarak örelim. Ve bir tane zincirimizi çektikten sonra tavşanımı burada tamamlıyorum. Şöyle görelim. İpimi kesiyorum. Ve iç kısma gizleyelim. Göz çalışmamızı yapmak için e, siyah ipimi iğneme taktım ve geldim. Kulağımızdan 1, 2, 3. trabzanımın bulunduğu yere geliyorum. Bakınız kulağımızın bitimi ile birlikte 1, 2, 3. Giriyorum. buraya sarma tekniği ile minik güzel bir göz yapıyorum. Evet yeterli bakınız. Şöyle arkaya öne geçmeyecek şekilde bir tane de ilmeğimi geçirip sağlamlaştırıyorum. Minik gözümüzü gördük. Şimdi bir de ağız çalışması yapalım. Ağzımızı da hemen gözümüzün 1-2-3, 3. trabzanının tepesine batarak başlıyorum. Biraz içten başladım bakınız. Öne doğru sarıyorum ve aynı yerden tekrar çıkıyorum. Aynı yerden çıkıyorum öne doğru devam ediyorum. Aynı yerden çıktım, öne doğru geçtim. Genişletmiyorum. Kendi üzerinde dursun şu şekilde. Aşağıya ya yani arkaya geçerek iplerimi şöyle gizlemek için giriyorum ve bir tane düğümümü atıyorum. Ve bu şekilde ağzımızı da çalışmış olduk tavşanımızın. Bakınız çok hoş beyaz güzel bir tavşancık oldu. Evet. Zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Birinci zincir yuvasına gelerek batıyorum. 1, 2 3 defa da çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1 2 3 tane trabzanımı ördüm. 3 zincirimizle birlikte bakınız. 3 zincirim ve 2 trabzanım yan yana. Ve birinci sırayı 3 trabzan olarak tamamlıyorum. İkinci sıramıza 1 2 tane zincirle geçelim örgümüzün arkasını şöyle çevirelim hemen tığımın başını doluyorum hemen trabzanımızın dibine şu şekilde gelerek batıyorum 1 2 3 defa da alıyorum tığımın başını doluyorum diğer trabzanımı örüyorum 1 2 3 tekrar tığımın başını doluyorum en son trabzanımı örüyorum ve bu İkinci sırada ördüğüm dördüncü trabzan olmakta. Üçle başlamıştık. Birinci trabzanımızı iki defa ördük. İki de kenardaki trabzanlarımızın üzerine ördük. Toplamda dört trabzanımız oldu. Dördüncü trabzanımızdan sonra iki tane zincirimizi çekelim. Bakın iki zincir çekiyorum. Arada potluk olmasın diye örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak Hemen trabzanımın dibine bakınız. Şuradaki görmüş olduğumuz şuraya batıyorum. 1 2 3 defa da çekiyorum. Başlangıçlarda birer artış yapıyoruz. Bitişlerde artış yapmıyoruz. Bu sıramızdaki öreceğimiz trabzan sayısı 5 olacak. Şimdi zincirimizle birlikte 2 tane trabzanımız oldu. Devam ediyorum. Bakın sıradaki trabzanımı örüyorum. 3 Sıradaki trabzanımı örüyorum. 4 Sıradaki en son zincirden çektiğim trabzanımı örüyorum. 5 Bakınız yavaş yavaş havucumuz yukarıya doğru açılmaya başladı. Başlangıçlarda birer artışımız olacak demiştim. Yeniden en son trabzanım üzerine 1 2 tane zincirimi çekiyorum 6 tane olacak trabzan sıramı örmek için hemen yönünü çeviriyorum Tığımın başını bir defa doluyorum şuraya hemen zincirimin dibine ilk trabzanımı batarak artışımı gerçekleştiriyorum 2 tane trabzanım oldu zincirim ve yanındaki tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanıma batıyorum 3 defa da çekiyorum bir sonraki trabzanıma yine batıyorum İki tane trabzanım kaldı. Onları da sırası ile örüyorum. Son trabzan. Son trabzanları mutlaka örelim. Kaybetmeyelim ki güzel genişleye. Bakınız açımızın güzel bir şekilde genişlediğini görmekteyiz. Son trabzanımızdan sonra iki tane zincirimi çekiyorum. Ve örgümün yönünü çevirerek yeniden başlıyorum. İlk sıramızda bakın zincirimizden sonra hemen dibine batarak Artışımızı yapıyoruz. Tek püf noktası diyeceğimiz yer burası. Birer birer diğerlerini örüyorum. Bu sıramızda bakınız 3, 4, 5, 6 ve son zincirden oluşan trabzanımı da ördüm. 7. 2, 4, 6, 7 sayısına ulaştık. 3, 4, 5, 6, 7. Her sırada bir tane artışımızı yaptık. Yeniden son trabzan üzerine bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çevirerek dibine batıyorum. Şuraya. Ve buradaki artışımı da yaptım. Kalanlarını birer birer Örerek istediğiniz e, büyüklüğe, ne kadar büyüklükte isterseniz o kadar artırarak yukarıya doğru e, ilerleyebilirsiniz. Çok fazla büyük istemiyorum ben e, bu havucumu. Onun için bu sıra yeterli. Son iki trabzanımızı da birlikte örelim. Son trabzanımız iki tane zincirden çektiğimiz için altta kalabilir. Lütfen ona dikkat edelim. Bakınız ne kadar güzel uyumlu bir şekilde açılışı oldu. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve havucumu bu boyutta kullanmak için hazırlıyorum. Tabi dilediğiniz boyuta ulaşabilirsiniz. İstediğiniz kadar örebilirsiniz ve istediğiniz kalınlıktaki iplerle de çalışabilirsiniz. Yaprağımı örmek için yeşil ipime bir tane düğümümü atıyorum. Ve şöyle ortalıyorum. Sayalım 2, 4, 6, 8. Şöyle 4, 4 ayırıyorum. Tam ortaya giriyorum. Tam orta sayı kaç olursa olsun mutlaka tam ortayı belirleyerek şöyle girişinizi yaparsınız. Sabitliyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim tığımın başını bir defa doluyorum 1 2 3 3 defa da çıktım 3 zincir ve başını bir defa dolayıp 3 defa da çıktım 1 2 3 4 tane zincir çekip yeniden bu yuvaya gelerek batıyorum ve havucumun ilk bölüm yaprağını bu şekilde oluşturuyorum Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yuvaya girerek 1 2 3. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Havucumun ikinci bölüm yaprağını da kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekerek çıkıyoruz. Yanına bir defa dolayıp 3 defada aldığımız trabzanımızı ördükten sonra 4 zincirle geri dönüp batıyorum. 1 2 3 4. Eğer 3 e, yeterli olursa elinizin ölçüsüne göre 3 zincirde inerken de çekebilirsiniz. Aynı yuvaya gelerek batıyorum. bir zincirle sabitledikten sonra ipimi buradan kesiyorum. İplerimizi daha sonra gizleyeceğiz. Evet, bakınız havucumuzun üst yaprak çalışmasını da bu şekilde tamamladık. Şimdi iplerimizi içeriye alarak gizleyelim. İplerimi gizledikten sonra havuçlarım kullanılmaya hazır hale geldiler. Bir tanesini bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada birini bir sıra daha küçük olarak ördüm. Tabi boyutları istediğiniz kadar büyültüp istediğiniz kadar küçültebilirsiniz. Havuçlarımızı hemen dikmeye başlayalım. Şöyle istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz tamamen. Dik olarak farklı şekillerde ya da bir tanesi düz bir tanesi ters nasıl isterseniz gönlünüz nasıl isterse biri biraz daha büyük biri daha bir sıra daha küçük havucum ben şöyle yerleştirmek istiyorum ve turuncu ipimi yine iğneme taktım en güzel şekliyle dikmeye başlıyorum düğüm atmadığım için rahatlıkla geçiyorum üstten aşağıya geçtikten sonra artık aralarla yani dikebileceğiniz en güzel şekliyle havuçlarımızı dikelim. Havuçlarımın ikisini diktikten sonra karşıya da şu şekilde tavşanımı dikmek istiyorum. Dilerseniz aynı sıraya da dikebilirsiniz. Ben biraz daha yukarı dikmeyi tercih ediyorum. Yine aynı şekilde beyaz ipimizi alıyorum. Şöyle diktiğimiz en güzel şekliyle dikişimizi yaparak tavşanımızı da buraya sabitleyelim. Evet tavşanımızı da buraya diktikten sonra havucumuz tavşanımız dikilmiş oldu. Şimdi düğmelerimizin yerlerini hazırlayalım. Nastiğimizi örerken düğmemizin yerini ayarlamamıştık. Çünkü tam olarak tespit edemeyiz diye. Şimdi şöyle bakınız yerlerini tam olarak tespit ettim. Bir tanesini şuradaki bölüme 1 2 3 4 1 2 3 4 şu çukura yapalım. Şöyle tespit ettiğimiz bölümü 1 2 3. Aynı renkten ipimi takıyorum. Giriyorum araya. Tıpkı kumaşlarda yapmış olduğumuz çalışmayı yapıyoruz. Yerimizi tespit ettikten sonra kenarlarına şu şekilde işlemimizi yaparak iliğimizi açalım. iğnemi geçiriyorum tam kapamadan önce iğnemi aradan geçirip burada bir tane düğümümü atıyorum tekrar iğnemi geçiriyorum parmağımla belirlemiş olduğum yere tam kapanacağında şu şekilde düğüm gibi atarak burayı bakınız iğne iliğimizin kenarlarını çepeçevre kuşatıyoruz çok fazla yoğunlaştırmamıza gerek yok hemen yan tarafa dönüyorum ipimi geçiriyorum bakınız tam kapatacağım da iğnemi şöyle alıyorum içerisinden bir tane düğümümü atıyorum aşağı doğru geçiyorum tam kapanacağında iğnemin içerisinden giriyorum düğümümü atıyorum tespit ettiğimiz ilik yerimizi bu şekilde çalışarak açalım Diğerini de aynı şekilde açıp tamamlayalım. Tap kapanacağını da iğnemizi alıp bakınız düğümümüzü atıyorum. Diğer yana geçiyorum. Çok fazla doldurmamıza gerek yok. Evet. Gayet güzel iliğimiz oldu. İçeriye alıyorum. Ve arkadan düğümümü attıktan sonra şöyle ipimi de biraz geriye alıyorum ipimi buradan kesiyorum. Düğmemizin de rahatlıkla geçtiğini göreceğiz. Bakınız şurası arabalı bir tane düğme dikmiştim. Bakınız. Evet diğerini de aynı şekilde çalışalım. Uçlarımızı, tavşanımızı, düğme de hazırladıktan sonra şortumuz kullanılmaya hazır hale geldi. Bir de arkası için şu şekilde pomponumu kullanmak istiyorum. Arkasına da çevirip Bakınız ponponumu tam e, ortalı bir şekilde hazır olan iplerini alarak takalım. Tam dikişimizin olduğu yerden ipimin bir tanesini geçiriyorum. Evet diğerini de şöyle bir iki trabzan ilerden geçiriyorum. Aynı yerden geçirmeyelim ki dikişimiz yani e, şey düğümümüz güzel tutsun bakınız birkaç trabzan aralık ve buraya düğümümü atıyorum. İsterseniz kendiniz de pompon yapabilirsiniz. Ya mavi ya beyaz. Tabii beyaz daha güzel olacaktır. Evet bu şekilde pomponumuzu da diktik bütün aşamalarını birer birer çalıştığımız şortumuzu tamamladık. İster çapraz olarak isterse düz olarak kullanabilirsiniz. Bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.